Bu bölüm kendini test et bölümü. Siz de kendinizi test etmek için bu videodaki soruları aşağıdaki açıklama bölümünden indirebilir. Yapamadığınız bölümler için bu videodan yardım alabilirsiniz. Uygulama sınavında çıkabilecek örnek Excel soru bankasını birlikte çözmeye başlayalım. İlk sorumuz A1 hücresine 75, Bolu 2 hücresine 19, Ceyhan 3 hücresine 42, Denizli 2 hücresine 7, B1 hücresine 55 yazınız. A10 hücresine bu sayıların toplamlarını hesaplatınız. Birden fazla sayısal değer olduğu için eşitleri kullanmak yerine yukarıdaki kısa yoldan ulaşacağım. Yani otomatik toplam düğmesinden. Toplama bastıktan sonra size bir seçim alanı oluşturdu. Boş bir yere tıklatarak bu seçim alanını boşaltalım ve 75 sayımıza tıklatalım. Sonraki sayıları seçime ilave etmek için parmağınızı kontrol tuşuna basılı tutun ve diğer sayılarınıza tıklatmaya devam edin. Yukarıda formül çubuğunda aralarına noktalı virgül konulduğunu göreceksiniz. İşlemi onaylamak için yukarıdaki tamam düğmesine veya klavyeden enter düğmesine basabilirsiniz. A11 hücresine bu sayılarımızın ortalamasını hesaplatalım. Toplamanın yanında ortalamanın kısa yolunu görebilirsiniz. Ortalama fonksiyonuna girdikten sonra önce 75 sayıma tıklatıyorum. Diğer sayılarımı seçebilmek için kontrol tuşu ile birlikte diğer hücrelerime tıklatıyorum ve enter tuşu ile sonucuma ulaşıyorum. A12 hücresine bu sayıların çarpımlarını hesaplatınız. Listede dikkat ettiyseniz çarpımın burada bir kısa yol bölümü yok. Diğer işlevler diyerek bütün formüllerin olduğu işlev ekle bölümünü açabilirsiniz. Veya aynı pencereye formül çubuğunun yanında yer alan FX düğmesiyle ulaşabilirsiniz. Listede bütün formüllere ulaşmayı dilerseniz en son kullanılan yerine tümü diyerek ve listeden istediğiniz formül yani şu anda yapacağımız çarpım fonksiyonunu bulabilirsiniz. Klavyeden Ç harfine basarak daha çabuk bir şekilde bu alana gelebilirdiniz. Çarpım düğmesine tamam dedikten sonra 75 sayıma tıklatıyorum. Kontrol tuşu ile birlikte az önce yaptığım gibi diğer sayılarıma da tıklatıp tamam düğmesine basıyorum. Rahat okumak için hücrem seçili iken yukarıdaki virgül stiline basarak binlik ayırıcı kullanıyorum ve virgülden sonraki sıfırları istemiyorsak ondalık azalt düğmesiyle bu şekilde sadeleştirebiliyorum. Sonraki sorumuz yeni boş bir çalışma sayfası ekleyiniz. Aşağıdan yeni sayfamızı ekleyelim. Ve soruda sorulduğu gibi D4 hücresine çarşamba yazalım. Yazılan bu yazıyı pazar yazacak şekilde aşağıya kadar çoğaltalım. Biraz genişletmek için sütun ayırıcını gördüğünüz zaman çift tıklatarak yazı boyutunda genişlemesini sağlayabilirsiniz. Sorunun devamında çarşamba kelimesini yukarıya doğru çoğaltmamız istenilmiş. Çarşambanın üzerine tıklattığınız zaman kenardaki küçük artıdan yukarıya doğru pazartesi yazacak şekilde tersine bir işlemle çoğaltıyorum. Bu şekilde bu soruyu da tamamladık. Yeni bir çalışma sayfası ekleyelim ve C1 hücresine Mart yazalım. Mart yazısını sağ tarafa doğru Aralık yazana kadar çoğaltınız. Aynı şekilde Mart kelimesini sol tarafa doğru Ocak yazacak şekilde çoğaltınız. Mart kelimesine tıklatıyorum ve şöyle küçük artısından bu sefer sola doğru çoğalttığımda tersine bir çoğaltma işlemi görebiliyorum. Sonraki sorumuz Mart kelimesinin metin yönünü değiştirmek. Mart kelimesinin üzerine tıklatmak demek Excel'de seçili olmasını sağlıyor. Yukarıda yönlendirme isimli bir kısa yol düğmemiz var. Buradan yazınızı istediğiniz şekillerde dönüştürebilirsiniz. Biz beğendiğimiz bir şeklimizi seçtik. Birinci satırın üzerine boş bir satır ekleyiniz. Bir sayısına tıklattığınız zaman bütün satırın seçildiğini göreceksiniz. Üzerinde mouse'un sağ tuşuna basarak bu satırla ilgili yapabileceğiniz işlemleri görürsünüz. Ekle düğmesine bastığımız zaman yukarıya doğru bir satır eklemiş olduk.
A1'den E5'e kadar olan hücreleri birleştiriniz. Bu kadar seçtikten sonra yukarıdaki birleştir ve ortala düğmesine basarak buradaki hücrelerin birleştirilmesini sağlayabiliriz. Ocak ve Şubat kelimelerinin arasına bir sütun ekleyiniz. Öncelikle her zaman sütunlar sol tarafa eklenir. Dolayısıyla ben Ocak ve Şubat'ın arasına bir sütun eklemek istiyorsam Şubat'ın olduğu bölümü seçmeliyim. Şubat'ın bulunduğu sütunu seçerek mouse'un sağ tuşuyla ekle dediğimde kolay bir şekilde ekleme yapabilirim. Hiç seçme işlemi yapmadan da aslında sütun ekleyebilirsiniz. Hücrenin üzerinde sağ tıklatıp ekle dediğinizde size sütun mu, satır mı eklemek istediğinizi soran bir pencere gelecek. Tüm sütun deyip tamam diyerek aynı işlemi tekrar yapabilirsiniz. Bu işlemimi geri alıyorum ve sonraki soruya geçiyorum. Sonraki soru, E sütununu gizleyiniz. E sütununu seçiyorum ve üzerinde mouse'un sağ tuşuna basarak gizle diyorum. Üçüncü satırı gizleyiniz. 3 sayısına tıklatıyorum. Mouse'un sağ tuşu ile menü açarak gizle diyorum. E sütununu gösteriniz. Sütunu göstermek için burada sağ tarafta çıkan iki oktan bu şekilde bir çekiştirme işlemi yapabilirim. Veya buradaki alanda önce seçtikten sonra isterseniz arada kalacak şekilde böyle seçebilirsiniz. Sağ tuşa basarak göster düğmesini kullanabilirsiniz. Sonraki sorumuz, face sütununun genişlik değerini 20 olarak ayarlayınız. Face sütununu seçiyorum ve üzerinde işlem yapmak için bir menü açıyorum. Buradan sütun genişliği değerini 20 olarak ayarladıktan sonra tamam düğmesine basıyorum. İkinci satırın satır yüksekliğini 35 olarak ayarlayınız. İkinci satırımı seçiyorum, menü açıyorum. Satır yüksekliğini 35 olarak ayarlayıp tamam düğmesine basıyorum. Boş bir çalışma sayfası ekleyelim. B2 hücresine 5 yazalım. Beşer beşer 50'ye kadar sıralatmamız isteniyor. Dolayısıyla aradaki fark 5 olduğu için 5 fazlası 10 yazıyorum. 5 ve 10'u seçerek kenardaki küçük artısından aşağıya çekersem verdiğim örnekte olduğu gibi beşer beşer bir çoğaltma işlemi yaptığını göreceksiniz. E2 hücresine bu sayılarınızın toplamını hesaplatınız. Yukarıdan toplamanın kısa yol düğmesini hatırlıyorsunuz. Fonksiyona girdikten sonra sayılarımı seçmek için önce boş yere tıklatayım. Mouse'umu basılı tutup sürükleyerek ilgili alanı seçip tamam düğmesine basabilirim. E3 hücresine bu sayıların ortalamasını hesaplatınız. Listeden ortalamaya giriyorum, sayılarımı seçiyorum ve Enter tuşu ile sonucumu görüyorum. Toplam olarak bulduğunuz sonuca bir açıklama ekleyelim. Mouse'un sağ tuşunda açıklama ekle seçeneğini göreceksiniz. Buraya toplam değeri yazalım. Boş bir yere tıklattığımız zaman kenarında kırmızı bir işaret çıkacak. Beklediğinizde ise yazdığınız açıklamayı size gösterecek. Aynı işlemi ortalama için yapalım. Sağ tıklatıyorum, açıklama ekle diyorum ve buraya istediğim açıklamamı yazıyorum. Ortalama değeri. Boş bir yere tıklattığım zaman yine aynı şekilde açıklama kırmızı işaretini de görebiliyoruz. Boş bir çalışma sayfası ekleyiniz ve buraya şu tabloyu oluşturunuz. Ürün, fiyat, miktar, tutar, tutar %18. Hücremi genişletiyorum. Ürünlerimi bilgisayar, yazıcı, modem. Fiyatlarımı giriyorum. 12.000. Yazıcı için 3.500. Modem için de 1.200 lira olarak yazdım. Bu sayılarımı seçip virgül koyarsam bu şekilde binlik ayıraç uygulayabilirim. Miktar olarak 15, 25 ve 35 değerlerini yazdım. Tutarı hesaplatırken fiyat ve miktarın çarpımını bulduracağız. Çarpma işlemini FX'den yapabileceğimiz gibi kendimiz klavyeden eşittir koyarak da yapabiliriz. İki tane değer olduğu için eşittirle yapalım. Klavyeden eşittir işaretini koyuyorum.
12.000 sayısına tıklatıp çarpı 15'e tıklatıyorum ve sonucu görebilmek için Enter tuşuna basıyorum. Bulduğum sonucu formül çubuğunda yapılan işlemi görebiliyorum. Ve bunu küçük artısından çekersem tablodaki diğer hücrelerdeki sayıların da aynı şekilde çarpılmasını sağlıyorum. Yüzde hesabı yaparken yine klavyeden eşittir koyuyoruz. Tutar, çarpı, %18'i ters yazıyoruz. Önce 18, sonra yüzde işareti. Enter tuşuna basarak sonucumu onaylıyorum ve küçük artısından çekerek bu şekilde diğer hücrelerde de bu hesaplamanın yapılmasını sağlıyorum. İşlemlerimiz bittikten sonra miktarın altındaki sayısal değerler hariç geride kalanlara TL sembolü ekleyelim. Sayılarımı seçiyorum. Tek tek ekleyebilirim. Buradan Türk lirası sembolümü ekliyorum. Virgülden sonraki sıfırlarımı bu şekilde azaltıyorum. Yine TL'nin sonda olmasını isterseniz Makrobim'in YouTube kanalında yer alan TL'nin para biriminin sona eklenmesi isimli videomuzu izleyebilirsiniz. Buradaki sayısal değerlerimizi de aynı şekilde seçip yine buradan TL sembolünü verdim ve virgülden sonraki sıfırlarımı da bu şekilde azalttım. Sonraki sorumuz ise bu tabloya bir kenarlık vermekle ilgili. Her tarafına tablonun kenarlık vereceğimiz için klavyeden kontrol tuşu ile birlikte A harfine basarak tablonun tamamının seçilmesini sağlayabiliriz. Kenarlık düğmemiz hemen yukarıda ve tüm kenarlıklar diyerek bu şekilde bir kenarlık ekleyebilirsiniz. Sonraki sorumuz. Örnek tabloyu oluşturunuz. Tablomuz adı not 1. Not 1'i kenarında küçük noktacığından çekiyorum. Kendisi not 3 olarak yazıyor. Ortalama ve durum. İsimlerimizi yazalım. Fikret, İsmet, Nimet, Cennet. Notlarımızı yazalım. 50, 60, 70 ve 80. Diğer notlarımı yazıyorum. 25, 85, 25 ve 85. Not 3'üm 30, 70, 50, 70 ve 90. Ortalamalarını hesaplatacağız. Ortalamanın kısa yolunu yukarıdan hatırlarsınız. Ortalamayı seçtiğimiz zaman zaten otomatik olarak bir seçim işlemi yapıyor. Tamam düğmesine basarak sonucumuzu onaylayalım ve küçük artısından çekerek diğer hücrelerimize de uygulanmasını sağlayalım. Durumda ise şöyle bir şart var. Ortalama değeri 50 veya daha fazlaysa geçti, değilse kaldı yazsın istiyoruz. Bunu eğer isimli fonksiyonumuzla yapacağız. Formüllerimizin tamamı yukarıdaki fx bölümünde. Fx'e girdiğiniz zaman listeden herhangi bir fonksiyonun üzerine tıklatıp klavyeden E harfine basarak kolayca E ile başlayan fonksiyonlara ulaşabilirsiniz. Eğer formülünü seçip tamam dedikten sonra karşınıza şartınızı soran bir pencere çıkacak. Biz şu anda Fikret'in geçme durumunu kontrol ediyoruz. Dolayısıyla Fikret'in ortalamasına tıklatıyorum. Klavyeden büyüktür işareti, eşittir işareti ve geçme barajım 50'yi yazıyorum. Bu şartı sağlarsa, eğer doğruysa değerin karşısına geçti. Bir altına da kaldı yazıp tamam düğmesine basıyoruz. Küçük artısından veya diğer ismiyle doldurma kulpundan bu şekilde çoğaltarak kimlerin geçip kimlerin kaldığını görebilirsiniz. Bu işlemi geri alayım. Doldurma kulpuna çift tıklatarak da tablo kadar bir çoğaltma yapabilirsiniz. Sonraki sorumuz bu tabloya renkli bir kenar çizgisi vererek kenarlık vermek. Kontrol A diyerek yeniden tablomuzu seçelim. Kenarlıklarda buradaki tüm kenarlıklar düğmesi siyah bir kenarlık veriyor. Listeyi açıp en aşağıdaki tüm kenarlıklar düğmesine basarsanız buradan istediğiniz farklı bir çizgi tipi ve yine buna ait bir renk seçebilirsiniz. Örneğin dışını mavi, içini kırmızı istiyorsak önce mavi rengimi seçip
çerçeveye bastım. Sonra kırmızı rengimi seçip iç düğmesine bastım. Bu şekilde çerçevesi mavi, içi kırmızı olan bir kenarlık ayarlamış olduk. Tamam düğmesine basıp boş bir yere tıklattığınızda verdiğiniz renkleri daha net bir şekilde görebilirsiniz. Sonraki sorumuz ise bu sayfaya notlar diye isim vermek. Sayfamızın isminin üzerine çift tıklatıp buraya notlar yazalım. Enter tuşuna basarak sayfa ismini onaylayalım. Adı başlığı ve altındakileri yazıcıdan çıkartacak şekilde bir ayarlama yapınız. Önce ilgili alanı seçiyorum. Yazıcı ile ilgili ayarlar için yukarıdan sayfa düzeni menüsüne gidilir. Burada sadece istenilen alanı yazdırmak isterseniz yazdırma alanı, yazdırma alanı belirle diyebilirsiniz. Boş bir yere tıklatıp klavyeden kontrol tuşu ile birlikte P harfi basarsak sonucu görebilirsiniz. Veya dosya menüsüne gidip yazdır diyerek yine aynı şekilde baskı ön izleme penceresine ulaşabilirsiniz. Geldik son soruya. Bu dosyamızı yani bu kitabımızı masa üstüne çalışma ismiyle kaydediniz. Yukarıdan kaydet düğmesine veya klavyeden kontrol tuşu ile birlikte S harfine basabiliriz. Kaydet düğmesine basınca kayıt yerimiz masa üstü olsun. Dosyamızın adı çalışma. Kaydet düğmesine bastıktan sonra en yukarıda dosyamızın ismini de görebiliyoruz. Bu şekilde bütün sayfalarıyla birlikte kitabımızı kaydetmiş olduk. Siz de bu uygulamayı deneyerek kendinizi test edin ve sınavdan yüksek not alarak mezun olun. Herkese başarılar.